Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Doğadan gelen bereketin bu haftaki bölümde sizlere birçok hastalıklara faydası olan mucizevi bir bitkiden söz edeceğiz. Bu bitkiyi yakından tanıyarak bizler için önemini ve faydasını öğrenince muhakkak ki hayatınıza bunu da dahil edeceksiniz. Bu mucizevi bitkinin adı ısırgan otudur. Isırgan otu, Latince'de adı urdica, yakma anlamına gelen ısırgan otu, ısırgangiller familyasındandır. Ana vatanı Akdeniz'dir. Gövdeleri dik, dört köşemsi, basit ve tabandan itibaren dallanmıştır. Üzerinde yakıcı tüyleri bulunur. Yaprakları saplı, oval şekilli ve dişli kenarlı. Üst tarafı koyu yeşil renkli ve parlak olup yakıcı tüylerle kaplıdır. Erkek ve dişi çiçekleri bir arada olmak üzere yaprakların koltuğunda uzunca saplı küçük durumlar teşkil eder. Çiçek örtüsü dört parçalıdır. Meyveleri esmer renkte ve fındıksıdır. Tohum, yağ ihtiva eden bir besi dokuya sahiptir. Isırgan otu, otsu ve çok yıllık bir bitkidir. Genellikle geniş kümeler şeklinde yayılır. 50 ila 150 cm arası boylanabilir. Ilıman iklimleri sever. Ülkemizin her bölgesinde rahatlıkla yetişir. Haziran ayından Eylül ayına kadar çiçek açan otsu bir bitkidir. Isırgan otunun dünya üzerinde 40 türü olduğu saplanmıştır. Isırgan otuyla karşılaşırsanız bunu kolay kolay unutmazsınız. Kökleri hariç bitkinin tamamı neredeyse gözle görülür iğnemsi tüylerle kaplıdır ve deriyi en küçük bir temasta bile tahriş eder. Bu temasın acısı keskindir. Bu acının ve tahrişin ardından gelen şişmenin nedeni tüylerinde bulunan kimyasal bir karışımdır. Bu kimyasal maddeler arasında formik asit, histamin, asetilkolin, serotonin bulunur. Sivri uçlu tüylerin yüzeyi camsı yapıdadır. Hafifçe dokunulduğunda bile kırılırlar ve içerisindeki kimyasal madde deriye geçer. Bu maddeler deride bölgesel olarak acıya, kızarıklığa, şişkinliğe, kaşıntıya ve uyuşmaya neden olabilir. Bu sebeple ısırgan otu toplanırken eldiven kullanmanın gerekliliği söz konusudur. Ancak son derece şifalı bir bitkidir. Isırgan otu diğer birçok bitki ve otlardan aksine kaynatıldığında ya da pişirildiğinde vitamin ve barındırdığı diğer özellikleri yitirmiyor. Bu nedenle taze ısırgandan yapılan börekler, çorbalar ya da ısırgan yemeği de oldukça yararlıdır. Çay olarak da tüketilir. Isırgan otu nerede bulunur? Isırgan otu son derece kolay büyüyebilen ve gelişebilen yabani ot türüdür. Bundan dolayı saksıda yahut bahçelerde kolaylıkla yetişebilir. Bu bitki doğal olarak ırmak kenarları, hayvan gübresinin bulunduğu yerler, yol kenarları, nemli topraklar, ormanların ışık gören seyrek bölgelerinde bir hayli sık yetişen çok faydalı, şifalı bitki olma özelliğini taşımaktadır. Isırgan otu hem çelikle hem kökten ayırma tekniğiyle hem de tohum kullanılarak rahatlıkla üretilebilir nitelikli bir bitkidir. Bu bitkinin tohum ile üretimi için en ideal zaman ilkbahar ve sonbahardır. Isırgan otu eski çağlardan günümüze çok çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları şunlardır. Sağlık alanında birçok hastalıklarda şifa olarak kullanılır. Gıda olarak hem yemeği yapılır hem de çay şeklinde kullanılır. Organik ve doğal gübre olarak zirai ilaç amaçlı kullanılır. Lif olarak kullanımı, boya olarak kullanımı, kozmetikte kullanımı, tekstilde kullanımı bulunmaktadır. Hasat zamanı, baharın başından sonbaharın sonuna dek toplanabilir. Yaprakları bitkinin yerden 5-10 cm yukarıdan gövdesinden kesilerek tamamı toplanır. Havalı ve gölgeli bir yerde ince bir şekilde serilerek kurutulur. Kökler ise ilkbaharın başında ve sonbaharın sonuna çıkarılıp söküldükten sonra iyice yıkanır ve kurutulduktan sonra ince kıyılarak kaldırılır. Tohumları ise Temmuz-Ağustos döneminde toplanır. Maalesef şifalı bitkileri toplama, kurutma, paketleme ve depolama işlemleri sırasında çok yanlışlıklar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı, yaprak ve çiçekleri ise asla güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca, örneğin bitki 5 günde kurudu ise 2 gün daha kurumada bırakmak gerekir. Çünkü bileşimindeki eterik yağlar kaybettiğinden kalite düşer. Sadece bitki kökleri güneşte kurutulur kurutulmaz hemen paketlenip
depolanması gerekir. Şifalı bitkilerin aktarlarda açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukça azaltır. Isırgan otu, sağlık açısından çok fazla faydası olan bir bitki olma özelliğini taşımaktadır. Uzun yıllar boyunca tedavi amaçlı olarak kullanılmış şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. İçeriğinde histamin, mineraller, kalsiyum, potasyum, A, B2, C, K ve D vitamini bulunan ısırgan otu pek çok hastalığa karşı koruyucudur. Isırgan otu antimikrobiyal, antioksidan, antiülser ve ağrı kesici özelliği barındırmaktadır. Aynı zamanda bolca antioksidan içerdiği için kanser tedavisine yönelik araştırmalarda sıkça kullanılır. Yapılan araştırmalarda akciğer kanseri, kolon kanseri ve prostat kanserine faydalı olduğu görülmüştür. Bazı kitaplarda ısırgan otunun kanserin düşmanı olarak belirtmiştir. Bu önemli bilgiden sonra sağlık yönünden diğer faydalarına geçelim. Isırgan otu vücuttaki toksinleri temizleyici etkiye sahiptir. Ödem oluşumunu engeller. Öksürük ve solunum yolları rahatsızlıkları, tüberküloz, saman nezlesi, astım ve diğer mevsimsel alerjiler dahil olmak üzere çeşitli solunum rahatsızlıkları tedavisinde etkilidir. Ateş düşürücü özelliği vardır. Kalbin kuvvetlenmesine, vücutta kan dolaşımının arttırıcı etkisi gösterir ve böylelikle kanın temizlenmesine önemli ölçüde yardımcı olur. Alerjik hastalıklara iyi gelen bir bitkidir. Erkeklerde prostat sağlığının korunmasına önemli katkı sağlar. Saç dökülmesini önleme ve kepeğe karşı etkilidir. Cilt sağlığını korumaya katkı sağlar. Böbrek rahatsızlığına, böbrek taşı düşürme, idrar söktürme, hazmın kolaylaştırılması, mide ağrısı, musil olarak, bağırsak parazitlerini düşürücü, sarılık, pankreas üzerinde iyi uyarıcı etki yapar. Felç, romatizma, kemik erimesi, mantar enfeksiyonları, hemoroid, egzama, artritik ağrılar, gut, siyatik, nöralji, kadın hastalıkları, tansiyon, şeker hastalıkları, aynı zamanda zindelik ve enerji verir. Pek çok kanserin oluşumunu önler. Ağız ve diş bakımında faydalıdır. Isırgan otunun mucizevi bir bitki denmesinin asıl sebebi neredeyse her hastalığa şifa kaynağı olması ve birçok alanda kullanılma elverişli olmasıdır. Isırgan otunu kullanan ve kullanacak olanlara önemli bir uyarımızdır. Hangi bitki olursa olsun bilinçsizce ve haddinden fazla kullanmak faydadan daha çok kişiye zarar verir. Isırgan otu kullanımı genel olarak güvenli olsa da ara sıra görülen mide bulantısı, terleme, ishal, cilt yüzeyinde uygulandığında alerji şekilde yan etkileri olabilir. Açık yaralara kesinlikle sürülmemeli ve taze ısırgan otu cilde temas ettirilmemelidir. Kronik rahatsızlığı olanlar doktoruna danışarak kullanmalıdır. Isırgan otu toplamaya giden herkesin uzun kollu, uzun pantolonlu, eldiven ve kapalı ayakkabı ile gitmesi gerektiğini unutmasın. Gelelim ısırgan otunun pazar satış fiyatına. Yaptığımız araştırmalara göre pazar yerlerinde neredeyse satışı yok denecek kadar az. Buna rağmen bazı bölgelerde bugün güncel olarak demet fiyatı 7 TL ile 15 TL arası değişiyor. Kurutulmuş ısırgan otu fiyatı internet ve aktarlarda çok farklılık göstermektedir. Ortalama olarak 100 gram kurutulmuş ısırgan otu yaprağı 20 TL ile 45 TL arası değişmektedir. Bizlerin doğada ve çevremizde gördüğümüz her şeyin mutlaka bir amacı ve faydası vardır. Bizlerin yapması gereken bunları keşfederek insanlığa faydalı yönden sunabilmektir. Hazırladığımız içeriklere katkı sağlamak için sizler de videolarımızın yorum kısmına bilgilerinizi, istek ve önerilerinizi belirtiniz. İçeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla, mutlu, huzurlu ve esen kalın.